Evet. Arkadaşlar bugün 10 Mart. Kar gelecek. İstanbul. Şöyle araya bir bakayım dedim. Az önce baktım, bir ara fondon şekerini bitirmişti. Az kalmıştı. Videosunu attım onun. Bakın bunun arkaya kadar arısı var. Gözüküyor zaten. Şuradan bir arayalım isterseniz. Bakın arkadaşlar. Evet, bu arı petek vermişiz bir tane. Bir tane şurada şu peteği vermişiz arkadaşlar. Şu peteği vermişiz. Kabartıyor onu. Evet, arı patlamış biraz. Geçen geldiğime göre mevcut çoğalmış. Şimdi bazı arkadaşlar beni eleştiriyor. Diyor ki sen diyor 10 gün gelmesen de o petek istemezdi diyor. Arkadaşlar, arının ne kadar petek şöyle diyelim ki 4 çerçeve arı var. Bunun 4 çerçevenin yarısında 2500'ü, yani bir çerçevede 2500 kapalı arı olduğunu farz etsek, 4 çerçeve arı 10.000 arı eder arkadaşlar. 10.000 arı 4 çerçeve eder ilaveten. Çıktıkları zaman bunlar 12 günde çıkacak. Peki ben bazen 10 günde geliyorum. Bazen 21 günde geldiğim oluyor vardiyamdan dolayı. Ben önceki senelerde petek büyüklüğünde koca koca dalakları bu yan taraftaki boşluklardan kopartmak zorunda kaldım. Bunları ben tecrübe ettim 12 senedir. Ama bazı arkadaşlar nedense böyle bir eleştiriler yapıyorlar. Ben zaten sıkışık, bahar geldi mi sıkışık çalışmayı hiç sevmem. Geniş geniş çalışırım. Arı artık otobana girmiştir arkadaşlar. Yani arının önünü kesmeyeceksin. Vereceksin peteği. Arı ufak ufak kabartır onu. Şimdi mevcudu bir patlar, sen anlamazsın. Evet. Burada da şuna petek vermişiz. Evet. Dediğim gibi arı bir anda patlar. O 10.000 arı 4 çerçeve eder. Burada da diyelim ki 4 çerçeve, 5 çerçeve arı var. 9 çerçeve eder bir anda arkadaşlar. Bunun bir çerçevesini ölse, şu anda kış arıları ölmez ama o kadar daha var bak ölmelerine. Yani 8 çerçeve eder. Senin verdiğim, benim verdiğim petekler ona az bile gelecek. 12 gün sonra. Ama anlatamıyorsun. İnsanlar çok sıkışık söylüyor. Hatta bazılarını, yani ben herkesin bir yoğurt yiyişi var. Bir şey söylemiyorum ama bazı insanlar yani petekler iyice olmuş, üst üste arılar yığılmış. Yani bas bas bağırıyor. Hala da yemliği koymuş. Yemliğin altından koca bir dalak açılınca o bir de seviniyor. Çok efendim marifetmiş gibi, yani odalığa yaptırmak. Çok marifetmiş gibi. Aslında senin arıcılığının eksikliği bana göre. Odalığa niye yaptırıyorsun ki sen? O hesap edeceksin yavru sayısını. Kaç günde kaç yavru patlar. Bunu hesap edeceksin arkadaşlar. Evet. Burada bu kadar. Yani kaç yavru, kaç tane kapalı yavru var, kaç günde patlar, kaç çerçeveyi tekabül eder. Bunların hesabını yapacaksın sen. Yani her gün geliyor bir de aralığına, biliyor musunuz? Yani yine de adam hala o koca koca dalağı yaptırıyor. Yani bence ayıptır ya. Yazıktır yani, o kadar kaç tane arım var, her arıda o kadar büyüklükte dalak yaptırırsa emek sarfiyatı değil mi arkadaşlar? Sen bakacaksın kapalı yavru kaç günde çıkacak kardeşim? Bu kadar kapalı yavru, arı günde bu mevsimde 1500 yumurta atıyor diyorlar ama bu mevsimde 2500-3000 yumurta attığı da oluyor. Yani onunla hesap edeceksiniz bahara girdi mi. O zaman ona göre peteği koyacaksınız. Hele hele benim gibi uzun zamanda gelemeyenler için zaten hepten koymaları gerekir yani. Evet, bu da fondonunu bitirmiş. Şu arkadaki fondon kalmış. Bu arım damızlık arım arkadaşlar. Bu arımdan ürettim arılarımı.
O yüzden biraz bu geçen sene bunu zayıf olarak iki çerçeveyle böldüğümüz için sonradan bir daha bundan arı aldık, yine böldük. Zayıf düştü. Dediğim gibi arkadaşlar, yani hesap edeceksiniz. Bence o dalak arı yaptırılması çok büyük kayıp, yani çok büyük kayıp. Hele her kovanda o kadar dalak olursa çok büyük kayıp. Yavruyu hesap edeceksiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi arı burada diyelim ki 4 çerçevede yarıya kadar yavru yavru atmış. Şimdi sen bu arı hem geriye doğru sen bunu tamamlatmak istiyorsun. Geride de ballı bölüm var. Kemer bölümü var arka tarafta. Bu balını açması gerekir tamamen ki yavruyu atacak. Şimdi yavru atacak yeri yok burada. Ama sen o balı da açtırmak istiyorsun. Niye açacaksın o balı? Niye açtırayım ki? Yan tarafa bir tane kabar ham petek veririm. Arı arkada elips gibi genişler. Yani onu anlatmak istiyorum. Arı dünya gibi genişler. Yani arkaya doğru ne kadar genişliyorsa yana doğru da o kadar genişler. Şimdi yan tarafa koyacaksın ki bu onu elips şeklinde büyütecek. Bu elips büyüdükçe arka tarafa doğru bu arılar çoğalacak arkadaşlar. Yani 8 çerçeve 9 çerçeve oldukça baştan sanki yana doğru niye işletiyorsun? Arka tarafta boşluk var gibi görünse de aslında öyle değil. Peki, selamünaleyküm.